Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'di. İlk adımı o atmıştı. Uzaya çıktı ve 7 yıl sonra bir uçak kazasında öldü. Önümüzdeki sene bu tarihi olayın üzerinden tam 60 yıl geçmiş olacak. Bu 60 yılda epey bir yol kat ettik. Ancak o kadar geriden geliyoruz ki önümüzde daha çok uzun bir yol var. Henüz bir gezegene bile adım atamadık. Astronotlar uzay görevlerine her zaman olası riskleri bilerek çıkarlar. Yani geri dönememe gibi bir ihtimali göze almışlardır. Astronot olmak güzel bir hayal ama girdiğiniz riskler çok büyük. Bir astronotun uzayda kaybolması durumunda neler yapabileceği belirsizdir. Çünkü bu iş boşa kürek çekmek gibidir. Bu gibi durumlarda sonuç bellidir. NASA'nın bu tip bir senaryonun yaşanması durumunda bazı tavsiyeleri var. Ama elbette yeterli değil. Uzayda kaybolan astronotlara ne olur sorularına yanıt arayan videoların çoğu varsayımlar üzerine hazırlanmıştır. Uzayda savrulurken ilk fark edeceğiniz şey aslında uzayın ne kadar soğuk olduğudur. Ancak çoğu insan bunun ölüm anlamına geldiğini düşünse de bu sizi öldüren şey olmayacak. Su çok hızlı bir şekilde buharlaşacağı için akciğeriniz etkilenecektir. Bunlar varsayımlar, kolaylıkla çoğaltılabilirler. Peki gerçekte neler oluyor? Yani bilim buna nasıl bir cevap veriyor? NASA'da görev alan bilim insanları uzay görevlerini planlarken bir astronotun görevde ölme ihtimalini değerlendirerek çözümler üretirler. Önerilen çözümlerden bir tanesi astronotların hemen Lahit gibi büyük bir torbaya yerleştirilmesidir. Ardından hızlı bir şekilde cenaze töreni yapılır ve gövdenin konulduğu torba dış uzaya bırakılır. İlerleyen anlarda düşük sıcaklık vücudu dondurup kurutur. Bazı durumlarda donan vücut darbe alacağı için toz haline gelebilir. Daha sonra bu toz yine bir torbaya konulur ve dünyaya dönüşte ailesine teslim edilir. Yer çekiminin olmaması bizim üzerimizde sanıldığından çok daha büyük etkilere sahiptir. Zihinden dolaşım sistemine kadar her şeyi etkiler. İnsan vücudu dünyaya dönene kadar sinir sisteminde ve kemiklerde değişiklik yapabilir. Bir astronot uzaydayken beyni yukarıya doğru kayar. Bu son yıllarda keşfedilen bir gelişme. Onu dünyadayken eşit şekilde sarıp koruyan sıvı başın üst kısmında azalır. O yüzden astronotlar uzaydayken kafasında yaşadıkları basıncı ve görme ile ilgili olan bazı şikayetlerini anlatırlar. Uzayda zararlı ışınlara karşı koruma sağlayan ozon tabakası yoktur. Uzay yolcusu en derinlerine kadar ulaşabilen radyasyona maruz kalır. Bu radyasyon kısa vadede bulantı, kusma ve ishale yol açabilir. Ancak uzun vadede ölümcüldür. Kanser en yaygın tehdittir. Kısırlık nesiller boyu aktarılabilen bir gen mutasyonu yaratabilir. Bu yüzden uzay radyasyon analiz grubu onları 7/24 izler. Eğer radyasyon seviyesi sınırın üzerine çıkarsa hemen müdahale edilir. Richard Nixon, Apollo 11'de görevli astronotların ölmesi durumunda onların geri getirilmeyeceğini, ayda kalacağını söylemişti. Yetkililer onların ayda sonsuza dek kalabileceğini biliyorlardı. Ama önce oldukça yavaş gerçekleşecek bir ölüm tatmaları biraz açlık çekmeleri gerekecekti. Apollo 11 görevi 1969'daydı, yani 51 yıl önce. Peki aynı senaryo bugün yaşansa neler yapabiliriz? 1969'dan bu yana neler değişti? Aslında pek bir şey değişmedi. Şu an hala net bir plan yok. Bir astronot veya bir grup astronot başka bir gezegende ölürse akıbetlerinin ne olacağı muamma. Henüz o mesafelere bile ulaşamadık. Haliyle bu senaryo üzerinde pek durulmuyor. Çünkü bir cesedin kontaminasyon riski olmadan uzay aracında güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi çok zor. Her ekstra yük görev için büyük bir risk anlamına geliyor. Bu yüzden örneğin Mars görevinde ölen bir astronot olursa oraya gömülecek ve sonsuza dek orada kalacak. Eğer seni şu an üzerinde uzay giysisi olmadan uzaya fırlatsaydık vücudun teorik olarak bir süre kendini koruyabilirdi. Bunun için vücudunun uzay aracı gibi senin ısını alacak bir cisme yakın olması gerekirdi. Bu vücudunun çok hızlı bir sürede donmasını sağlardı ve vücudun uzayda donarsa süresiz olarak korunabilirdi. Bu senaryoda ayrışmanın ne kadar bir sürede olacağı belirsiz. Eğer çok sıcak bir nesneyle karşılaşmazsan teorik olarak süresiz korunabilirdin. Üzerinizdeki uzay giysisi sizi koruyamaz. Elbise sizi dondurabilecek, kurtarabilecek veya yakabilecek tehlikeli unsurlardan korumak için tasarlandı. Ancak bu sadece ısı kaynağına yakın olduğunuz durumlarda geçerlidir. Çünkü hem uzay giysisindeki hem de vücudunuzdaki bakteriler ölümünüzden hemen sonra sizi parçalamaya başlayacaktır. Isı yoksa vücudunuz hızla donabilir ve cesediniz kıyafetin içerisinde süresiz korunabilir. Peki bedeniniz teorik olarak başka bir gezegende yaşam tohumları ekebilir mi? Bu teorik olarak mümkün.
bilim insanları bunun olası bir senaryo olduğunu düşünüyor. Her yıl daha fazla uzay görevi planlanıyor. Bir astronot süresiz olarak kozmosla süzülebilir ve ideal koşullar sağlanabilirse bedenindeki mikroplar uzayda hayatta kalabilir ve başka bir gezegende yaşamın yolunu açabilir. Bir mikrobun hayatta kalabilmesi için bir uzay aracının veya bir uzay elbisesinin içindeki bir kadavrada korunması gerekir. Mikropların donmuş bir vaziyette, ki uzayın doğası göz önünde alındığında bu gayet mümkün, eğer başka bir gezegen iner ve kıyafetle bir şekilde açılırsa mikroplar sızıp yaşamı filizlendirebilir. Ama bu elbette çok düşük bir olasılık. Bu belki de milyonlarca yıl sonra mümkün olabilir. Bir ısı kaynağı her şeyi değiştirebilir. Bedenin uzayda nasıl ve hangi hızla yaşayacağına doğrudan etki eder. Eğer bir yıldıza yakınsanız çabucak yanarsınız. Ama bazı ısı kaynakları dünya atmosferinin dış tabakası gibi bir vücudu yakabilecek kadar sıcak değildir. Mesela stratosferde bu değer 0 ile x60 derece arasında. Bu tür ısı kaynakları vücudu eritemez. Ancak kurtur, yani tüm suyu vücuttan alır. Daha sonra bir mumya ya da güneşte kurtulmuş et gibi olursunuz. Bir cesedi uzaya fırlatmanın en olası yolu onu denizdeki bir gömüye benzer şekilde açık havaya fırlatmaktır. Bu hiç gerçekleşmedi. Süreç hakkında bir fikrimiz, bir kılavuzumuz yok. Eğer ölürseniz bu aslında sizin için iyi bir veda yöntemi olabilir. Ancak bunun çok talihsiz etkileri de olabilir. Bedeniniz bir rokete bağlanmadığı sürece önce uzay aracının yörüngesinden uzaklaşır, daha sonra da geminin arkasından sürüklenmeye başlardınız. Bu görüntü pek hoş olmayacaktır. Güvenlik önlemleri ve ince hesaplamalar bu trajedinin olma ihtimalini oldukça aza indirmiş olsa da bir astronotun kıyafeti uzay yürüyüş sırasında delinebilir. Çok hızlı bir şekilde kurtarılmadığı sürece astronot muhtemelen boğulma veya dekompresyon yaşayacaktır. Bu acı verici son sadece 15 saniye içinde gerçekleşir. Astronotun bilinci 15 saniye içinde kapanır ve muhtemelen biraz sonra denilmeyeceği acıyı hissetmez. Eğer astronot bu sürecin başında nefesini tutmazsa, kan dolaşımından kalan oksijen onu sadece 2 dakika hayatta tutabilir. Üzerinizde koruma olmadan uzaya bırakılırsanız, 2 dakika içerisinde uzay aracına çekilmediğiniz müddetçe yaşama şansınız olmaz. Sadece 2 dakika. Eğer 2 dakika içerisinde uzay aracına ulaşabilirseniz hayatta kalma şansınız olacaktır. Isı bazı cilt hasarlarına neden olabilir. Muhtemelen ileri derece yanıklar oluşur ama yine de hayatta kalma şansınız yüksektir. 2 dakikaya geçirirseniz oksijen yetersizliği nedeniyle tüm organlarınız iflas eder, bu da ölüm demektir. Dünyaya dönen astronotların %80'i görme kaybı ve kafa içi basınç sendromu yaşadıklarını bildirmişlerdir. Buna neyin sebep olduğunu hala bilmiyoruz. Çünkü bu durumu test edip dünyada bu konu üzerinde çalışma yürütmek çok zor. Bazı muayeneler uzay yolcularının sırtının düzleştiğini ve retinalarının öne doğru kaydığını göstermiştir. Yer çekimi bunların en önemli nedeni. Ancak yine de bunun nasıl ve neden olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. NASA uzaydaki etkileri daha iyi anlayabilmek için bir ikiz çalışması yürütmüştü. İkiz kardeşler Mark ve Scott bu çalışmanın odağındaki isimlerdi. Mark mavi gezegende kalırken Scott neredeyse bir yıl uluslararası uzay istasyonunda yaşadı. Scott geri döndüğünde Mark'tan alınan örnekler incelendi ve genetik olarak geçirdikleri değişimler hesaplandı. Genel olarak Mark ve Scott'ın DNA'larında aynı oranlarda epigenetik değişimler yaşandı. İki kardeş arasındaki değişim sadece %5'ti. En büyük fark 9. ayda gerçekleşmişti ve Scott'ın DNA'sına yaşanan metilasyon değişimler çoğunlukla bağışıklık sistemiyle ilgili genlerde yaşanmıştı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.